Bey. Nasılsınız? Anneniz İyiyim. nasıl? Annem iyi, ben de iyiyim. Annem şu anda İsmet İnönü'nün hayatta olan tek çocuğu olarak Anıtkabir'de babasını ziyaret ediyor. Ben de size teşekkür ediyorum. Biz genellikle doğum günlerini kendi aile aramızda kutluyoruz. Ama bu sene gerçekten biraz önce değerli tarihçimiz de bahsetti. Çok önemli bir yıl. Kurtuluş Savaşı'nın 100. yılını geçtik. İnönü Savaşları'nın 100. yılı bitti. Şimdi ya, önümüzde hemen Mudanya var. Arkasından Lozan, Lozan. arkasından Cumhuriyet'in kuruluşu. Bütün bu önemli günlerde tabii İsmet İnönü hep en ön safhada, hep Atatürk'ün en yakın, en güvendiği arkadaşı olarak onun yanında yer alıyor. Ve üstelik Serhan Bey, siz de iyi biliyorsunuz, yani bu dönemde tarihin çarpıtıldığı, doğruların yanlış gibi gösterildiği, kişilerin farklılaştırıldığı, kuşkuların yaratıldığı tarihle ilgili bir zamanda Kurtuluş Savaşı kahramanlarını gerçekten daha iyi tanımamız, onları yeniden hatırlamamız, hatta yeniden öğrenmemiz gerekiyor. Bu yüzden bu program için de size teşekkür ediyorum. Değerli başkanımız orada, kendisine selamlarımı yolluyorum. Bütün katılanlara da sevgilerimi sunuyorum. Ve şunu da söylemek istiyorum, ben biliyorum ki orada bulunan herkes benim gibi İnönü'nün, Atatürk'ün torunu. Şimdi Gülsün Hanım, fotoğraflar geliyor. Şu anda fotoğraflar geliyor. Fotoğraflarınızı görüyoruz. Dede İsmet İnönü ile. Şimdi siz doğunca yanınıza geliyor. Dede tabii nükteden de bir isim, değil mi? Savaşlar kazanmış, diplomaside büyük zaferlere imza atmış. Başkaları beğenmese de bir türlü beğendiremedik. Yani Festi Kadir'i beğendirdik ama Paşa'yı beğendiremedik. Bütün dünya biliyor, bütün dünya biliyor. Onlar önemli değil. Üzülüyor musunuz siz torunu olarak anneniz mesela bunları duyduğu zaman aile biz üzülüyoruz da siz herhalde daha fazla üzülüyorsunuzdur. Üzülüyoruz ama bizim böyle bir geleneksel bir sabrımız da var diyebilirim. Ve dede benim için İsmet İnönü dede paşa, benim dede paşam. Çok güzel sözleri var. Örneğin demiş ki önemli olan iktidarda kalmak değil, itibarda kalmaktır. Biz bunu örnek alıyoruz, onu örnek alıyoruz. Bu söze uymaya çalışıyoruz. Önemli olan hakikaten itibarda kalmak. Ben söyleyebilirim ki hakikaten parti çizgisi dışında da aslında biz pek çok kişiden saygı görüyoruz. Gençlerden ilgi görüyoruz. Pembe Köşk müze olduğu zaman binlerce genç öğrenci, yaşlı aileler geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Doğruların hani gene Erdal İnönü'nün güzel bir sözü var. Doğruların da eninde sonunda ortaya çıkmak gibi bir özelliği var. Önemli olan o doğruları anlatabilmek, öğretebilmek. Bu yüzden dediğim gibi sizin gibi bu konuya ilgi gösterecek tarihçilere, gazetecilere, basın çok çok önemli. Artık hakikaten dediğim gibi yani gerçeklerin çarpıtmaya çalışıldığı bir dönemdeyiz. Şimdi burada bizim resimleri görüyorsunuz. Benim dede paşamla beni ve kız kardeşim Nurperi'yi görüyorsunuz. Ben tabii bir yerde de çok şanslı bir torunum. Çünkü doğduğum andan itibaren, doğduktan dedemin ölümüne kadar yani 25 Aralık 1973'e kadar onunla birlikte yaşadım ben ve kardeşlerim. O yüzden aramızda hakikaten çok yakın bir bağ vardı. Hatta Serhan Bey, itiraf edeyim, herhalde sizin programın heyecanından dün gece de rüyamda gördüm Dede Paşa'mı ve ona şöyle bir sarıldım. Sarıldınız. Şahane bir rüya. Görkemli hatıralara şimdi belki Mudanya'da olacağız. Daha netleşmedi. Onu Mudanya'da anneyi de alacağız. Şimdi doğumunuzdan sonra dede geliyor, torununu görüyor. Torunlara düşkün. İsminizi verecek. Yani nasıl bir isim vereyim diye düşünüyor. Ne söylüyor İsmet Paşa? Evet, şöyle ismimin bir hikayesi var gerçekten. Gülsün, gülmekten geliyor. Ben de doğmadan 15 gün önce, ben 1957 doğumluyum. Doğmadan tam 15 gün önce babam gazeteci, Akis o dönemin muhalif dergisi, Akis'i çıkarıyor. Muhalif iktidarı eleştiriyor, doğru eleştiriler yapıyor ama eleştirilerin bile yazılma hakkı yok, hatta ispat hakkı yok. Yani bu önemli bir terim o zaman için, ispat hakkı yok.
Ve babam da Akis'te yazdığı bir yazıdan dolayı mahkum oluyor. Ve ben tam doğmadan, yani annem artık 9 aylık hamileyken babamın kararı çıkıyor ve babam cezaevine yollanıyor. Bu yüzden ben doğduğumda yanımda babam yok, Metin Toker yok. Dedem geliyor, İsmet Paşa geliyor, beni görüyor. Ve ondan sonra benim adımı, biz bu kadar sıkıntı çekiyoruz demokrasiyi yerleştirebilmek için, bu kadar uğraştık. İstiyoruz ki diyor, yeni kuşaklar, sizler, torunlarımız bizim kadar üzülmeyin, bizim kadar zor şartlarda yaşamayın. Onun için senin adın Gülsün olsun diyor. Yani ben ve benim gibi özellikle kız çocuklarının yüzünün gülmesi için benim adımı belki örnek bir isim olarak koyuyor. Benden sonra da birçok Gülsün var sanıyorum. Evet, gülmek zor aslında Türkiye'de genç olarak, kadın olarak. Ama yine de bakın biz 100 yıldır bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Benim çocuklarımdan bir tanesi, ilk çocuğum, dedemin ölümünden tam 100 yıl sonra doğdu, 1984. Biz burada yaşamaya devam ediyoruz, burada kalmaya kararlıyız. Ve o 100 yıl önce başlayan medeniyet savaşını hep birlikte devam edeceğiz. Sizin orada gördüğüm programınızı izliyorum. Başkanımızın çalışmaları, yarattığı o yaşam kent, öğrencilerin orkestrası, emekçilerin, tanıyorum ritim orkestrasını, ritim grubunu daha önce görmüştüm. Hepsini buradan sevgilerimi yolluyorum. Bakın onlar işte Atatürk'ün, İnönü'nün istediği Türkiye'yi yaşatmak için mücadeleye devam ediyorlar. Yani artık mücadele, biraz önce bahsettiğiniz gibi, savaşlarda cephede geçmiyor ama artık her yer bir cephe. Ve bu medeniyet mücadelesine katılanların hepsi artık birer kahraman. Kesinlikle. Şimdi Gülsün Hanım, adınızdan dolayı o zaman sizin adınız 2023'te bu ülkenin adı olsun diyelim. Umarım. Evet, evet. Dileğimizi de. Hepimizin yüzü gülsün diyelim. Biraz önce ben elimde süpürgeyle, hatta çöpçüler aşkımızı süpürdüler. O Erkin Koray'ın güzel şarkısını söyledi ritim grubu. Dayınız da İsmet Paşa, bir gün süpüreceğiz bunları diyerek önemli bir sloganı vardı. CHP'nin genel başkanı iken seçim kampanyasında. Herhalde yani gülmeyi getirecek bir süpürme olsun artık, biz de gülmek istiyoruz. Ben geldim 47-48 yaşıma. Daha da kahkaha atmak istiyorum. Gülme eylemini hiç bitirmedik ama. Şimdi İsmet Paşa'nın bir fotoğrafı var. Arkadaşlar hazır mı? Bakın sevgili seyirciler, İsmet Paşa kimdir diye sorduğumuzda işte Anıtkabir'e giderken tam ekran yapalım. İsmet Paşa Anıtkabir'de sevgili seyirciler. Şu anda da İsmet Paşa'nın kızı Özden Hanım Anıtkabir'de. İkisi aynı anda Anıtkabir'de diyebilir. Keşke anneniz bir fotoğraf çekse de gönderse, paylaşsaydık Gülsün Hanım şu anda. Evet, Skype'da bir sorun oldu herhalde Gülsün Hanım'ın. Arkadaşlar bağlayacaklar. Çok güzel anlattı. Dedeyi çok güzel anlattı. Ben hocama tekrar dönmek istiyorum. Hocam, tabii İsmet Paşa dendiği zaman yumruğunu vurduğu masa gelir akla. Mudanya tabii. Mudanya. Lozan'daki Lozan, o açış konuşması. Tabii. Kısaca o ikisini bir anlatayım. Elbette, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii Mudanya bizim askeri sıcak savaşın daha doğrusu sona erdiğini ilan eden bir anlaşma. 3 Ekim 1922'de başlıyor. 11'inde imzalanıyor. 14-15'i bağlayan gecede yürürlüğe giriyor. Şimdi bu Mudanya, tabii biz böyle bir cümlede, bir çırpıda söyledik ama o 3 Ekim'le yaklaşık 10 Ekim arasında çok müthiş bir mücadele veriyor ve bu mücadelenin mimarı da İsmet Paşa. Şöyle ki, İngiltere adına katılan General Harrington Londra'ya gönderdiği bir mektupta İsmet Paşa'nın özellikle bu görüşmelerde çok inatçı davrandığını, Türkiye'nin bütün tezlerini ısrarla savunduğunu ifade ediyor. Türkiye'nin tezi neydi? Türkiye'nin tezi Doğu Trakya'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine teslim edilmesi olaydı, meselesiydi. Şimdi Mudanya'da tabii özellikle 9 Ekim günü o görüşmelerde çok sert tartışmalar yapılıyor ve sizin az önce bahsettiğiniz İsmet Paşa'nın yumruğunu masaya, mermer masaya vurduğu
gündür. Zaten o gün ateşkes... Kimler var masada o sırada? Şimdi o sırada işte İngiltere adına General Harrington, Fransa adına yine General Sharpe, İngiltere, pardon İtalya adına Mombelli, Yunan temsilcisi katılmıyor, o gemide bekliyor. Şimdi o görüşmelerde çok ilginçtir. Mesela İtalya temsilcisi çok yaşlı birisi ve Türkiye'ye yakın bir tavır sergiliyor. Fransa temsilcisi İngiltere ile birlikte hareket ediyor ve dolayısıyla İsmet Paşa ile General Harrington arasında müthiş bir sinir harbi yaşanıyor. O az önce dediğim gibi 9 Ekim'de görüşmelerin tıkandığı bir andır. İsmet Paşa, Türkiye'nin o taraf dönemde iki ordusu var. Birinci ordu İzmit civarında, ikinci ordu da Çanakkale'de ve onlara özellikle İzmit'teki birinci orduya İstanbul'a yürüme emri veriliyor. Yani sıcak savaşın tekrar başlayacağı andır aslında. Tabii İsmet Paşa'nın bu kararlılığı, bu inatçılığı, bu ısrarı İngiltere temsilcisine geri adım attırılıyor ve dolayısıyla Doğu Trakya'nın Türkiye'ye bırakılması masada kabul ediliyor ve 11 Ekim'de ateşkes imzalanıyor. Yani hocam masaya öyle değil böyle vurulur. Kesinlikle. Masaya vurduğunuz zaman ses gelecek. Öyle. One minute dedikten sonra bir de oraya sonra tekrar selam göndermek olmuyor. Evet. Masaya yumruk böyle vurulur. Diplomasi zaferi. Bir de tapuyu alıyorsun zaten değil mi? Kesinlikle. Tapuyu alıyorsunuz. Elinizde belge var. Yani belgeyle konuşur tarih İsmet Paşa. Gülsün Hanım tekrar hatta. Gülsün Hanım. Tekrar Anıtkabir'deki dedenin fotoğrafı çok güzeldi. Duygulanan izleyiciler var. Anne de şu anda Anıtkabir'de. Evet. Şimdi konuyu biraz şöyle değiştireyim onun matrak tarafına. İsmet Paşa her gün tartılıyormuş, doğru mu? Evet, doğru. Her gün tartılırdı. Ayrıca da günlüğüne de yazıyor, kilosunu yazıyor. Yani günlüğüne hem önemli siyasi gelişmeleri, düşüncelerini yazıyor ama aynı zamanda kendisine de çok dikkat ediyor. Aslında İnönü gençliğinden itibaren hele yaşadığı dönem ve cephelerde olduğu için hep hastalıkları var. Birçok hastalık geçiriyor. Biliyorsunuz kulağı çok ağır işitiyor. Ama ona rağmen yani bir taraftan da kendi bünyesiyle de kendi vücuduyla da mücadele ediyor. Ve aslında 89 yaşına kadar da bu mücadeleyi sürdürdü. Sonuna kadar da şimdi sizin konularınızdan bir tanesi Alzheimer hastalarıydı. Evet. Tabii çok üzücü. Ben de dedemle ve anneannem Mevlüt Hanım'la birlikte çok uzun zaman yaşadım. Onlar tabii sağlıklı yaşlılardı. Bu büyük bir şans, büyük bir nimet. Ama insan ne olursa olsun tabii büyüklerine her zaman yardım etmek istiyor. Onları iyi görmek istiyor. Bu yüzden bu yaşam merkezi gibi yerlerde hakikaten çok önemli. Ve zaman geçtikçe de ne yazık ki başka hastalıklar, başka rahatsızlıklar da çıkıyor. Ama hani İsmet Paşa evet yani çok meraklıydı sağlığına. Mevhibe Hanım'a da mektuplarından okudum ben. Kilo aldıysan hesap sorarım diye çıkıştığı zamanlar da var. Evet, yok o tersi. Mevlüt Hanım'a kilo al diyor. Onun alması gerekiyor. ama şimdi şöyle de bir şey anlatayım. Daha sonraki dönemlerde de siyaset yaparken çok değişik anılar duydum. Bir tanesi çok güzel. Pembe Köşk'e İnönü'yü ziyarete giden bizim Anadolu'daki muhtarlarımızdan bir tanesi çıktıktan sonra şöyle bir şey söylemiş. Yemek yemişler birlikte, sofrasını almış İsmet Paşa. Aman demiş, İsmet Paşa der dururduk. Ne yiyeceğini bile hanımına soruyor demiş. Tabii çünkü diyetine çok dikkat ediyor, rejimine. Onun için anneannem çok dikkatli bir şekilde izliyor ne yemek yediğini. Sağlıklı yemesi gerekiyor şeker hastalığından dolayı. Onun için öyle demiş. Yani biz demiş zannederdik İsmet Paşa der dururduk. Ne yiyeceğini bile hanımına soruyor. Evet, bu da güzel bir örnek. Gülsün Hanım, İsmet Paşa biraz önce dediniz kulak duyma yetisini. Duyma yetisini nerede kaybetti? Sanırım Doğu Cephesi. Tabii topçu. Bir kere topçu. Topçu. Yani topçu subayı. Onun için evet. Onun mutlaka etkileri vardı. Ama belki genetik olarak da bir rahatsızlığı vardı. Ama onu da bakın yani bir şekilde... O engelini de diyebiliriz. Onu da muhteşem bir şekilde aşmıştı. Hatta bazı zamanlarda gerektiğinde kendi yararına kullanarak
anlamadığını belirtip bazı sorular karşısında cevap vermek için zaman kazanırdı. Ya da duymak istemediklerini de duymazdı herhalde. Yani Lozan'ı nasıl kazanmış? Lozan'da eminim bu numaralarını, bu şeyini deyip kurnazlığını kullanmış diye düşünüyorum. Tamam. Gülsün Hanım, hatta kalın lütfen. Çocuklarımız şimdi ayağa kalktı. Senfoni orkestramız, çocuk senfoni orkestramız bu şarkıyı